benzemiyor. Ev değil çünkü Doktor Park. Burası ofis. Şöyle bir iş arkadaşım olmadı hiç. Nasıl? Kıyamadım. O konsaymışım daha iyiymiş. Yani. Kaşımı da içim. Bitireyim artık şunu da sizinle ilgileneyim. Ya böyle yiyeyim, bu tarz böyle diyorum. Bana yeter. Baksana bugün zaten böyle bir hafif şurada bir şey vardı. Randolun değil mi? Hafif. Oha, yayını alıyoruz mu? Maşallah. Tabii Dot'u gördünüz hepiniz. Dot'çu musunuz siz? Üstüne dokunup durma. Ama göbeğimi kontrol ediyordum. Ya gitsene. Vallahi sadece göbeğimi kontrol etmek için yaptım. Bilerek yaptığım şey değil. Ben seni az önce atmadım mı? Ne yazmış Allah aşkına? Neyi kapattın? Bir şey kapattım ya. Sigaramı alıp geliyorum. Hakan Bey hoş geldin. 53 hoş geldin. Maşallah. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Nazar etmeyin ya. Maşallah der misiniz? Nazar etmeyin. Derim sayıyorum.
var siz ne yapıyorsun gülüm? Orijinal mi? Yok kanka, silikon şey tabak koydum. Bir tane buraya koydum, bir tane diğerine koydum. Tabii yarabbim tabii. İyiyim. Der kırık. Şimdi sen çıkaramadın mı? Günaydın. Hoş geldin kanka. Samet, Samet abi. Yumurta oldu. Ama çay olmadı. Sigaramı içeyim de oturacağım ya. Baksana hep abuza doldu gibi. İyi ki bir pantolon giyerim dedik ya. Hay oturacağım birazdan, şu çay kaynasın da. Pantolonu nasıl giymiyorsun? Nasıl giyinmişim? Afiyet olsun. Ne yiyordum daha demin? Ne yiyordum biliyor musun Barsas? Şey var ya, kahvaltılık gevreği var ya böyle paketli. Ondan ben sade süt içemiyorum. O yüzden çikolatalı süt döktüm. Karıştırdım, öyle yedim yani. Şey yiyemiyorum, sade sütle yiyemiyorum. Kayna artık sen de ya. Düşünmendim. Bir dakika, ne yaptın? Afiyet olsun. Ha, bak. Tırnaklar çok tatlı. Aynı ya, tırnaklarımı değiştirmedim, lacivert. Zihin güzel, teşekkür ederim. Zor olmuyor mu pantolon giymek? Zor ben. Zaten benim pantolonumu ilk defa görüyor herkes. Ben normalde hep etek giyerim. Belki sıkılırsam çıkarım birazdan, etek giyerim. Aynen. Biraz çekin çekin, biraz daha kaynak. Hadi bakayım. Bu da kaynasın. Görüşürüz varsayız. Günaydın. Beykon hoş geldin. Good night. Efendim Kerimcan. Oturacağım ya, şu çay demlensin. Sigaram da bitmedi içeri. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Kim istek attı bakayım. Günaydın, Beykont geldi. Ya kimleri görüyorum, kimleri görüyorum ben. Günaydın efendim, nasılsınız? Nasılsınız Beykont Bey? İyi olmaya çalışıyoruz, sağ olun. Sizler nasılsınız efendim? İyiyiz, şükür. Okulda mısınız? Yok kızım, ben raporluyum, kaza geçirdim ya ben. Ne kazası? Trafik kazası. Geçmiş olsun. Sağ ol kuzum. Teşekkür ederim. Sağ ol. sevdiğim insanlar Adana'ya gelecek de heyecandan elim ayağım titredi. Kim geliyor? İşte sevdiğim insanlar gelecek. Beton kardeşim ne haber diyor. Sana diyorum. Soner nasılsın? Soner'le PK atın da Soner'in karşısına şey yapayım ya. Hediye atayım.
Bir ara Sony'i çok kızıştırıyordum. Şey diyordu. Ya bu adam benden ne istiyor? Niye hep karşıya atıyor? Git abi falan filan defol git falan yapıyordu böyle. Yaren günaydın. Sen ne yapıyorsun? Zayıflamışsın kız. Yok be, aynıyım. Pantolon giydim bugün. Ben işte pantolon giyiyorum. Abi bak iki şey, üç şeyden nefret ediyorum. Bir şu dar kot pantolonu çıkartandan. Bir etek şortu çıkartandan. Üçüncü de tight'ı çıkartandan. Kadınlar da baseni selülütü anında kaybediyor. Mesela belki ben de sellit yok. Hayırlısı olsun Begüm. Aa. Canın sağ olsun kardeşim. Soner ben sana hediye atacaktım vallahi, yalan yok kardeşim. Başımıza bir ton şeyler geldi ya. Buraya uygulamaya çok fazla giremedik. Hakkını helal. Kusura bakma, özür diliyorum senden. Ben sevdiğim insanlarla uğraşmayı, onlara takılmayı çok severim böyle. Seni sevdiğim için, sohbetini sevdiğim için seninle uğraştım. Haddimi aştıysam özür dilerim gerçekten. Gerçekten. Bir adam yakışıklı adam abi şimdi yani. Şimdi adama zaten hediye atarlar. Bari karşısındakini atayım da rencide olmasın diye rakibini atıyordum ben sanırım. Sen ne yaptın? Kahvaltı mı hazırladın? Menümüzde ne var? Ne var? Menümüzde ne var diyorum kahvaltımızda. Bir şey yok ya, ben yumurta yiyorum sadece, haşlanmış. Bir de biraz. Ya ben sizin belki haftaya geleceğim. Sizin oradan şey alacağım bu. Ufak ufak zeytinleriniz var sizin böyle. Minik minik zeytinleriniz var. Allah'ım çok seviyorum onları. Leblebi gibi. Hatay'ın değil mi? Sus kız, nerede olduğunu biliyorum, söylemiyorum. Sen de Hatay'ın deme diyor. Hataylı değilim ki ben. Ha, iyi o zaman, tamam. Hataylıyım sadece. Aynen, Hatay'ın böyle minik minik zeytini var böyle. Keçi boku gibi böyle. Ama çok lezzetli. Evet, çok lezzetli. Yayıncının duyu bildirim buraya çekiyor diyor. Soner baba, sen ne yapıyorsun kardeşim? Yayıncılık nasıl gidiyor? Attım tüm benzin, attım. Ceylan sen daha hala 200 kalmamışsın. Kanka, öğrenci değilim. Ne değilsin? Sağmıştım bir kızım, o yüzden. Ha, he, ananın biricik bir kızsın biliyorum. Geçen bir etek şort giymiş bu şerefsiz, altına bir de ten çorap. Lan çıldırdım burada. Diyorum ki altı görünecek şimdi, banyo yiyecek diyorum. Meğersem etek şort giymiş şerefsiz altına. Ödüm bokuma karıştı burada. Efendim kuzum, sesin kesiliyor. Ya. Geç, hoş geldin. Kandırdım mı? Şorta gitti o. Evet, bayağı kişiyi kandırdın. Ya. Sen bayağı böyle pantol mantol giydiğine göre havalar soğudu herhalde artık. Üşümeye Bugün başlamışsın. soğuk hava. Bugün dün de Adana'da şey vardı ya, rüzgar başladı, Poyraz başladı falan filan. Hava güneşli ama bayağı bir şey. Benim şimdi ev bayağı yüksek. Adana'ya şu an ben tepeden bakıyorum. Her yerde bembeyaz duman var. Millet sobayı yakmaya başlamışlardı artık. Allah'tan çok derdimiz yok. Senin bulunduğun yerde deprem hissedildi mi? Hissetmedim. Çok kötü. İyi, güzel. Hissetmedi zaten. Başından bir olay, bir memleketin zaten yıkıldı. Ya kızım sen nasıl bir cenabetsin? Gittiğin yeri sallıyorsun ha. Vallahi. Kızım bir şey söyleyeceğim bu arada. Senin sesin niye
Bak görüyorsunuz değil mi? Benim değil diyor. Aslan yattığı yerden belli oluyor arkadaşlar. Benim değil diyor. Hemen savunmaya geçiyor bak. Tam da artık faydası yok. Öyle bir hor kullanılmış ki. En sevdiğim kadın. Ömrü hayatı boyunca tek yaşamaya kendini adamış kadın. Mehmet Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Komutan Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Kaza yaptım. Geçmiş olsun diyeceksiniz. Mehmet Bey biliyorum. Düşündünüz, aradınız beni. Sordunuz. Kardeşim yapabileceğimiz bir şey var mı dediniz. Biliyorum. Düşünüyorsunuz beni Mehmet Bey. Mehmet, bana kim çarptı tahmin et. Adana'da bana kim çarpabilir Mehmet? He, kim çarpabilir? AK Parti il başkanı çarptı bana. Allah belasını versin onun şerefsiz. Kim çarptı? AK Parti il başkanı çarptı bana. AK Parti il başkanının hanımı çarptı bana. İyisinden en sevdiğim köpek mi? Guest diyor. Mehmet guest istiyor. Guest mi istiyor? Kaburgacı Yaşar çarpmıştır diyor. Kardeşim geçmiş olsun ya, ne kazası. Ya Kenan Evren'de Turgut Özal'da Kenan Evren'e dönerken sağ tarafta ölmezler çanta var ya, hatırlıyor musun bilmiyorum da. Biliyorum biliyorum. Bir tane Merso 2023 model. He. Adım çarptı bana. Yani arabaya çarptı işte. He. Ondan sonra işte. Ben de şikayetçi oldum. Açtı gitti. Sende bir şey var mı? Benim ayak bileğim biraz rahatsızlandı da toparlandı çok şükür. Ne zaman oldu? Geçen hafta oldu ya. Hani derler ya hasta olanın ayağına doktor gelecekmiş. Allah'tan ortopedi tanıdığım vardı. Çok şükür iyi geldi. ne Son? Oldu? Arabayı sıfır aldıktıraydın. Yo, şimdi servise götüreceğim. Ya çok bir maddi hasar yok da yaptı terbiyesi hoşuma gitti. Gitmedi yani, kaçtı gitti. Kaçtı ondan gitti. Sonra plaka. Tabii anında bulurdum zaten. Yani hemen İdemlik Müdürü'ne verdim. 3. ya da 4. mobese'de direktmen çevirmişler arabayı. Yakalamışlar. AK Parti İl Başkanı'nın şeyi çıkmış. Hanımı çıkmış. Şaka yapıyor. Tabii canım. Tabii. Seçim arefesinde. Tüydü gitti. Ondan sonra neyse şikayetçi oldum falan filan. Dün yine karakola gittim. Fatih Karakolu'na gittim. He. Uzlaşmaya gideceğiz falan filan. Öyle yani. İyi uzlaş o zaman ha. Ya parasıyla şey yok. Ben hanımefendinin yüzüne de söyledim bak. Ablacım dedim. Yaptığınız şey terbiyesizlik dedim. Yani dursanız, özür dileseniz, yapacak bir şeyimiz var mı deseniz. Bu iş bu kadar uzamaz dedim. Niye kaçmış? Burik. Eşiyle telefonda görüşmüş. Eşi sen git. Devam et. Ben gerekeni hallederim falan filan demiş. He. O da yani gerekeni yine halledelim ama kaçmasaydınız dedim. Ya ben de eğitimci bir insanım. Böyle bir şeye gerek yok dedim. O eşinin şeyinden korkmuş. Hem biraz seçim arifesinden hem de biraz daha hani işte bir erkek olarak hani bir saygısızlık yaparım diye düşünmüş. Yok abi ne gerek var? O abi görünmez kaza. İnsanlık hali. Sen de deseydin ya sen bizi tanımıyorsun ha. Demedim. Demedim. Gerek de yok ya boşver önemli. Öyle işte. Sen ne yaptın? Gebe kaldıysa sıkıntı yok. Bak hele. Ha gebe kaldı sonra zaten gebe kaldı. Kendisi şey şikayetçi olamadı zaten. Söyledi de zaten. Güzel. Bak bu güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Olmaz ki şikayetçi.